Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Acaba bu muhalefete yönelik bir strateji Sayın miydi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermiş birisi olarak, yani seçim olduğunda yine oy vereceğimi beyan etmiş birisi olarak söylüyorum, aday olmak zorunda. Madem bu süreci 20 yıldır siz yönetiyordunuz, milletin karşısına çıkıp sineyi millete dönüp bunu da yazdığımız için söylüyorum, ben adayım deme mecburiyeti vardı. Ben burada seçimden sandıktan kaçacağını düşünmüyorum ama şöyle de bir gerçek var. Muhalefet de vatandaşın aklıyla dalga geçiyor. 6 tane adam bir masadasınız. Bir tane aday çıkartamıyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu ise aday Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Sayın Meral Akşener ise Akşener'dir. Üçüncü bir isimse üçüncü bir isimdir. Ama peki sizce aday kim çıkartılmalı? Bence Kılıçdaroğlu'nun aday olması lazım. Ve neden? Ben destekliyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu CHP'ye bir sistem getirdi. Bakın bugün CHP %30'u geçti. Kılıçdaroğlu gerçekten başarılı bir lider. Belki aksini düşünen kısım da çok fazla. Ama aksini düşünen kısımda şöyle bir şey var. Gidip partinin içinde siyaset yapmadı. CHP'de bence yenilik gerekiyor. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul'u alan, Ankara'yı alan, Eskişehir'de sağlam olan oyunu ikiye katlayan bir liderden bahsediyoruz Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsederken. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'yı çok az bir oyla, 49.49 gibi bir rakama kadar ulaştı. Neredeyse Bursa Büyükşehir'i alıyorlardı. CHP'nin buradaki teknik hataları nedeniyle, kendi iç çatışması nedeniyle alamadı. CHP'nin kurumsallaşmasının ana nedenidir Kemal Kılıçdaroğlu. CHP'ye devlet aklının girmesidir. CHP'nin bürokratik anlamda kendisini yapılandırmasıdır. Ben CHP Genel Merkezi'ne giden birisi olarak söylüyorum. İnsanların size bakış açısını söyleyerek, yani bilerek söylüyorum. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili geçen gün bir hadsizlik oldu. Mezhep tartışmasına girildi. İnsanların dini, insanların siyasi görüşü, insanların ırkıyla uğraşmamak gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu bir kültürdür. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ne değer katan bir isimdir. Bugün de seçime gittiğinde Bursa'da çok ciddi anlamda oy kazandıracak bir liderdir. Defaten Bursa'ya gelen birisidir. Bursa öznesini çok iyi bilen birisidir. Bursa'nın ara sokaklarına Sayın Recep Tayyip Erdoğan girmemesine rağmen, Kanal Boyu'na bugüne kadar Recep Tayyip Erdoğan hiç girmemiştir. Ama Sayın Kılıçdaroğlu girmiştir. Canını dişine takmıştır, Anadolu'yu gezmiştir ki yaşadığı suikast girişimleri var. O yüzden Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu olmalı. Kılıçdaroğlu aday olduğunda da ben inanıyorum ki Kürt halkı da çok ciddi anlamda destek verecektir. Çünkü Kılıçdaroğlu bugün Meral Akşener sahnede ama dün yoktu. Bugün Sayın Babacan sahnede ama dün yoktu. Yani dün, yani 20 yıllık siyaset sürecinde en fazla sahada kalan, her ne kadar seçim kaybetmiş olsa bile, 12-13 tane seçim kaybetmiş olmasına rağmen hep ben varım diyebilen ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde ben liderim diyerek aday olup seçim alabilen birisindir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün az önce ifade ettiğimiz gibi Türk gençleri niye çıkıp da ey Kılıçdaroğlu ben de varım diyememiştir. Ama Kılıçdaroğlu ben varım diyor bütün baskılara rağmen, ulusal ve uluslararası baskılara rağmen. Bence Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını açıklaması, adaylığını açıkladıktan sonra hızlı bir şekilde Anadolu turnesine çıkması ve Anadolu turnesine beraber de yerel yönetimlerde yaşadığı sorunları aşmasına ihtiyaç var. Bugün CHP artık etnik ayrımcılığı bırakmak zorunda. Siyasal ayrımcılığı bırakmak zorunda. Biz gazeteciyiz. İşte beni veya bir vatandaşı veya bir iş adamı, sen şu partiye oy verdin, sen şunu yapıyorsun, bunu AK Parti yapmıyor. Evet, AK Parti'nin içerisinde bir dönem bunları biz Bursa'da da yaşadık. Ara ara klikler oluşuyor ama siz kurumsal mantığınızda insanları kucaklamak zorundasınız. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi halkı kucaklarsa, işte Sayın Lale Karabey'in, Sayın Orhan Sarıbal'ın insanların içerisinde onları kucakladığı gibi, Sayın Nurhayat Altıcan'ın, Sayın Erkan Aydın'ın ya da Yüksel Özkan Hoca'nın indiği gibi insanlara yakın olursa, inanıyorum ki ben Cumhuriyet Halk Partisi ve Kılıçdaroğlu iktidarı alır. Bakın bunu tüm kalbimle söylüyorum. Ama bunun aksinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığını alabilecek Bursa'da, Türkiye'de bir lider çıkmazsa, Sayın Erdoğan bugün yine %50-450 boşluğa oyu alır. AK Parti zaten revizyon hareketini başlattı milletvekillerinde. Eğer öze dönüş hareketini başlatmazsa bir oy kaybı yaşar. Ama Kılıçdaroğlu dışındaki herhangi bir isim, daha önce Ekmelettin faciası vardı, evet. Muharrem İnce faciası vardı. Yani lider kim? Bu evin lideri, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri, yine Altılı Masa'nın lideri, yine CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Oranın babası odur. Baba er meydanına çıkacak, ben varım diyecek. İşte buna milletin teveccühü de emin olun çok daha fazla olacaktır. Ben bu süreçte Erdoğan'ın aday olacağını
Tekrar söylüyorum, Kılıçdaroğlu dışındaki hiçbir aday da Erdoğan karşısında başarı sağlayamaz. Çünkü bugüne kadar hiçbir söylemi olmamış birine, aa bizim adayımız A şahsı, B şahsı diye getirdiniz de Z kuşağı diyoruz, gençler aptal değil. Bizden aptal değiliz. Yani 25-30 yıldır aktif siyasetin içerisinde olan bir sürü iş adamı, genç, siyasetçi, gazeteci ya da esnaf var. Herkes görüyor. Kılıçdaroğlu ben varım dedikten sonra sandıkta da işler değişecektir diye düşünüyorum. Z kuşağı diyoruz, gençlik diyoruz. Geçen programda da konuşmuştuk. Partilere yeni genç nesiller lazım diye. Tamam. Belki değişiklikte yeni kişilerin gösterilmesi de iyi olur diye düşünüyorum. Ve değerli yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Son sözlerinizi alalım ve kapanışımızı yapalım isterseniz. Ben genç milletvekillerini sahada görmek isteyen birisiyim. Genç, tecrübeli, kendine inanan, özellikle kadın milletvekillerini de görmek isteyen birisiyim. Çünkü bu ülkenin mihenk taşlarını kadınlarımız oluşturuyor. Toplumu kadınlar oluşturuyor. Yarın bir seçim olduğunda ne oluru düşünmek yerine, yarını düşünmek yerine bugün bu ülke için ne yapabiliriz diyebileceğimiz, toplumsal bütünleşmelere ihtiyaç duyduğumuzu tüm dinamiklere seslenerek buradan söylüyorum ve Bursa Haberi takip etmeye devam edin diyorum. Ve bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftaya tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.